Bir Resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Albrecht Dürer. Albrecht Dürer'in Aziz Jerome'un çalışma odası gravürünü akademisyen ressam Yasemin Nur Erkalır'la konuşacağız. Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldin sevgili Yasemin. Teşekkür ederim. Bugün senin de sanat tarihinin çok önemli bir ressamının gravürünü konuşacağız. Gravürü anlatacağız. Albrecht Dürer. Albrecht Dürer'i anlatacağız, hayatını anlatacağız, dönemini anlatacağız. Eserin adı Aziz Jerome'un Çalışma Odası. Şimdi sevgili Yasemin, programa başlamadan önce biliyorsun ben sanat tanımını soruyorum. Çok da hani artık bir gelenek haline geldi. Bir tanımı yok. Bütün gelen konuklarım hep bunu bir kere söylüyor ama senin ağzından bir de bunu farklı bir şekilde duymak istiyorum. Teşekkür ederim. Sanat benim için bir yapıp etme şekli. Yani bir takım sorularımız hayatta belli kavramlarla, belli malzemelerle, belli üsluplar ve yapma şekillerini arıyoruz bunları ifade edebilmek için. Yani benim için sanat soru sormak, aramak, ulaşmak değil, cevabı bulmak değil, bir yolculuğa çıkmak. O yolculukta çok bilinmez, sürprizlerle dolu, rastlantılarla dolu. Bunların hepsinin bütünü benim için sanat tanımı içine giriyor. Yani sanat bir yolculuk ve her bireye göre de farklılaşıyor. Şimdi o zaman resme geçelim ya da Dürer'in hayatını mı, ne dersin? Şöyle biraz Dürer'den bahsetmek isterim. Tabii ki. Hayatından bahsederken şu benim için çok ilginç. Oradan da gravüre geçmek isterim. Dürer'in babası kuyumcu. Ve Dürer'i daha çocukken, 16. yüzyıl gibi düşünelim. Daha çocukken bir oymacının yanına çırak olarak veriyor. Yani bir ustanın yanında eğitim alıyor. Şimdi oymacı dediğimiz ne? Yani gravürün kelime anlamına gireyim. Gravür, engraving, engrave, kazımaktan geliyor. Yani kazıyarak, kazı resim gibi düşünelim. Yani bir gravürün ilginç bir tarafı da o dönemi düşündüğümüz zaman, Rönesans'ı düşündüğümüz zaman baskı tekniklerinin ilerlemesi, bir takım kitaplara girecek görsellerin oluşturulması için de tamamen kullanılan bir teknik. Evet. Zaman içinde, yıllar içinde modern sanatla birlikte gravür sanatın bir dili haline geliyor. Burada mesela ahşap baskıdan bahsedebiliriz, metal baskı tekniklerinden bahsedebiliriz. Daha sonraları plastik bulundukça linol baskıdan bahsedebiliriz. Evet. Tabii Dürer'e geri döndüğümüzde Dürer çok ilginç. Bir kuyumculuk eğitiminden geliyor, bir kuyumcu aileden geliyor. Bu eserde de gördüğünüz gibi çok ince bir işçilik var. Ve çoğaltılıyor bunlar. Hani sadece baskı değil. Çoğaltım çok önemli. Şimdi baskının zaten amacı çoğaltmak. Şöyle... bu gravür, Dürer'in yaptığı bu gravür, Aziz Jerome'un çalışma odası bakır plaka üzerine yapılıyor. Evet. Dürer'in çok enteresan ahşap oymaları da var. Ahşap oymayla bakır oymanın farkı da şu, ahşapta oyduğunuz yer boya almıyor. Ama bakırda oyduğunuz ince ince çizdiğiniz yerlere boya veriyorsunuz, plakayı temizliyorsunuz. Yani çizdiği yerler boya alıyor, sonra bir presten geçiriyorsunuz. Bir presyondan, baskıdan geçiyorsunuz. Hala da öyle değil mi? Hala da öyle. Evet. Ben aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Resim Bölümü Gravür Uygulama Atölyesi'nde Can Aytekin'le beraber hocalık yapıyorum. Bakır plakalarla ya da çinko plakalarla çalışıyoruz. Evet. Bir takım teknikleri uyguluyoruz. Öğrencilerimize de Dürer'den örnekler veriyoruz. Evet sevgili Yasemin, ben de o atölyelerde çalışma imkanı bulmuş bir insanım. Fethi hocamın, Asım İşler hocamın öğrencisi oldum. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir ortamdır. ne güzel aynı atölyeden de geçtiğimiz bir ilginç bir şey de var gravür atölyesinin. Çünkü akademinin kuruluş zamanında, yani sanayi nefise zamanında ilk kurulan bölümlerden resim, heykel, mimarlık, mimari ve hak atölyesi olarak. Şimdi hak ne demek? Hak etmek gibi, kazımak, yani kanun yazmak, tabletlere gidelim, tabletlerde kazınmalara gidelim. Yani hak etmek, hak diye geçiyor gravür. Evet. Daha sonra da o dönemden beridir de devam eden, hatta çok nasıl diyeyim, öğrencilerimiz tarafından da sağ olsunlar çok teknikleri resim sanatına, resim eğitimine çok yardımcı olan bir farklı şeyler yapabildiğimiz bir atölyemiz. Evet. Tabii bugün için daha deneysel de uğraşabiliyoruz. Hani malzemeyle uğraştığınız için. Evet. Şimdi bir resim öğrencisinin farklı malzemeler uygulaması çok bence yetiştirici bir şey. Tabii. Özellikle mesela plaka dediğimizde plakaya çizimi, öğrenci çizimini, eskizini bir şekilde aktarıyor. Ama mesela şöyle bir şey var, aktardığınız şey ters basılıyor. Tabii ki. Yani onun tersi çıkıyor. Cesur hayal gücü, sofistike tekniği ve araştıran zekasıyla Kuzey Rönesansı'nın önde gelen sanatçılarından Albrecht Dürer, gravürleri, taş ahşap baskıları ve tablolarıyla büyük ün yaptı. Aynı zamanda bir kuramcı da olan Alman asıllı sanatçının yaptığı dini içerikli resim ve portrelerin yanı sıra otoportreleri onun sanatında önemli bir yer tuttu. Gerçekleştirdiği İtalya seyahatleri Dürer için hem düşünsel hem de sanatı adına bir dönüm noktası oldu. Matematik ve geometriyle tanışması, doğa ve insan anatomisini incelemeyi öğrenmesi, perspektif ve oran orantı ilişkilerini değerlendirmesi, yanı sıra sanatçı düşünür kavramını özümsemesi bu seyahatlerin Dürer'e ve sanatına önemli getirileriydi. Gravür sanatının en büyük ustalarından biri olan Albrecht Dürer, yalnızca kendi ülkesinin değil, farklı ülkelerdeki pek çok sanatçıyı etkilemesiyle Avrupa'da Rönesans sanatının gelişmesine en büyük katkı sağlayan kişi oldu. O zaman bu resim üzerinden devam edelim. Tabii. Şöyle, benim için çok etkileyici tarafı bunun. Şimdi Aziz Jerome kendi kendine çalışıyor, çalışma odası. İyicene köşede ve kendi başına. Ve biz aslında burada, bu gravürde izleyiciyi görüyoruz. Yani biz kapıdan girdik ve onu izliyoruz. Ve açı ve perspektif bize bunu veriyor. Aslında şu anlamda da ilginç, o dönemin sanatıyla ilgili düşündüğümüzde de izleyici de, bakanı da. Yani ben de resmi izleyenim, aynı zamanda odaya girenim de. Bence bunun çok güzel bir tarafı bu gravürde. Şimdi burada tabii biz büyütülmüş halini görürüz. Ama kaça kaçtı bu? Bu gravür yaklaşık söylüyorum 24'e 18 gibi santim. Neredeyse A4'ten küçük. Kesinlikle ve bu işçiliği de aslında buradan tekrar kuyumculuğa bağlarsam işçiliğin de ne kadar hassas ve ince olduğunu gösteriyor. Taramalardan da görüyoruz. Tabii burada bir çok güzel dışarıdan gelen bir ışık var. Biraz kuzey, yani Avrupa'nın kuzeyindeki eğilim gibi kendine çekilmiş, kendiyle yalnız kalan ve bir aziz, bir aydınlanma var. İncil'i Latince'ye çeviren bir aziz. Burada güzel bir tarafı, o detayı da belirtmek isterim. Albrecht Dürer hem 1514 yapıldığı seneyi hem AD armasını gravürlerine koyuyor. Bu gravürde de yerde görüyoruz. Böyle bir de perspektifli bir şekilde koymuş. Evet. Ya hem onun malzemesi oluyor hem de aynı zamanda imzası haline geliyor. Yani imza resmin içinde bir şekilde işin içine girmiş oluyor. Buradan belki daha sonra kavramsal sanata kadar, harfin malzeme olarak resme girmesine kadar bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Yani Gustav Klimt'te var, Egon Schiele'de değil mi? Onlar galiba birazcık da oradan birçok sanatçıyı etkilemiş diyebiliriz. Bence çok etkilediğini düşünüyorum. Evet. Gravürleri mesela Dürer'in gravürleri özellikle çok önemli. Çünkü Dürer gravür sanatçısı olarak da alınıyor sanat tarihinde. Evet. Yani bugün bir sürü mesela Picasso'da baskı yapıyor, bir sürü sanatçı baskıyla uğraşıyor. Ama özellikle gravür sanatçısı olarak yani bu alanda çok emek vermiş ve çok çalışmış bir sanatçı. Evet. Peki Yasemin şimdi Dürer hayatında buraya gelene kadar bir İtalya turu var biliyorum. Tekrar gidiyor, manzaralar yapıyor. Biraz onlardan bahsedelim mi? Şöyle zaten İtalya'ya gidiyor ve Mantenya'dan baskılarından da etkilenip dönüp baskıya devam ediyor. Ve zaten Kuzey resminden daha farklı da, yani tabii ki İtalyan Rönesans'ına benzemiyor ama Dürer oradaki bilgileri alıp perspektif olsun, düzenleme olsun, resim için düzenleme olsun, ışık olsun bir şekilde kendisi tekrar uyguluyor. Bilirim ki Dürer'in perspektifle ilgili çalışmaları vardı. Bu gravürleri çokça görüyoruz. Biraz ondan bahsedebiliriz. Bir de tabii ki semboller kullanmış. Orada aslan görüyorum ve o kuru kafa, duvarda aslan, her şey. Bunlar için konuşalım istersen. Tabii ki. Şimdi biz bir izleyici olarak yani gravürün içine girebiliyoruz. Sanki burada bir önde bir merdiven var. Bir merdiveni çıkıp odada Aziz Jerome'u arkada çalışırken görüyoruz. Evet. Ve burada bir alttan bakış da var. Yani çok acayip bir şekilde hem yeri de görüyoruz hem bize o kadar yakın. Hatta çok hoşlandığım bir şey bu. Bir o kadar uzak, bir o kadar da yakın. Evet. Burada Aziz Jerome'un bir maneviyatı da var. Yani şöyle bir manevi bir yolculuğa çıkmış biri, bir Aziz. Yani hem insan bu dünyadan hem de aslında başka bir yolculukta ve başka bir dünyada. Şimdi bence bunu perspektifle ve açıyla çok iyi vermiş. Şimdi bir takım semboller var, bir takım objeler var. Evet. Mesela tavandan sarkan bir kabak diyelim. Evet. Şimdi kabak nasıl bir bitki? Çok çabuk üreyen, yeryüzünde üreyen, yeryüzüne dair. Aynı zamanda da önde bir aslan var. Aslında çok da... şimdi ben burada şöyle bir şey de söylemek isterim. Ya tatlı bir espri de var. Şimdi aslan gülümsüyor gibi. Yani hani orada bir... ya şimdi karikatür diyemeyeceğim ama bir sıcaklık da var. Şimdi hikayeye göre Aziz Jerome bu aslanı kurtarıyor. Şöyle kurtarıyor. Aslanın ayağının altına bir diken batıyor. Dikeni çıkartıyor ve ondan sonra hayat boyu aslan onun en yakın arkadaşı oluyor. Şimdi bu çok güzel aslında, çok hikayelere, fable'lara kadar gidebilecek. Tabii ki Aziz'in hikayeleriyle birlikte çok güzel bir şey de yaratıyor, nasıl diyeyim, his resmin içinde. Şimdi aynı zamanda bir de aslanın arkadaşı köpek var. Arkasında mesela terlikleri görüyoruz. Yani bırakılmış terlikleri. Bu bir çalışma odası ve yaşam alanı aynı zamanda. Tabii kuru kafa var. Bir ölümü simgeleyen, geçiciliği simgeleyen. Kuru kafanın arkasından gelen ışıkta inanılmaz detaylar görüyoruz. Zaten Dürer'in yani gerçekten oradaki duvardaki tek tek yakından baktığımızda inanılmaz detaylar var. Nasıl diyeyim? O vitrayın duvara düşen gölgesini söylüyorsun değil mi? Aynen öyle, aynen. Müthiş. Sanki maneviyat yani ulvi olan bu baskıyla transfer oluyor. Evet. Ve transfer zaten baskının asıl meselesi. Yani biz bir şeyi baskıyla kağıda transfer ediyoruz. Bir zamanı transfer ediyoruz, bir yapıyı transfer ediyoruz, hissi transfer ediyoruz ve bunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Peki çoğalabilir mi bu his? Bu da güzel bir soru. Bir de ben orada bir kum saati görüyorum. Onun için ne dersin? Şöyle aslında duvara monte edilmiş bir kum saati. Bir de çok ilginç. Hani yani kum saati aslında çevrilmesi lazım. Tabii biz şu anda baktığımızda duvara monte edildiğini düşünüyoruz. Yani bir rafın üstünde ya da bir yerde duruyor olabilir ama verdiği fikir yani bir şekilde zamanı durdurması. Aslında bu yani bir plakaya bir şeyi çizdiğiniz ve dediğim gibi kağıda transfer ettiğiniz zaman aslında zamanında donduruyorsunuz. Bence şöyle bir anlamı da var. Kum taneleri gibi hem andayız hem sonsuzdayız. Yani burada bence öyle bir fikir de var. Çünkü ben Dürer'de bunun bu maneviyatı ve bu sonsuzluk, andaki sonsuzluk hissini çok hissediyorum yani eserlerinde. Bu bence detaycılığında da var. Yani nasıl diyeyim, her detayda kendisi var. Yani eli var. Ve hepsi düşünülmüş ve yaşanmış. Hepsi orada olan şeyler. Metaforik hepsi ve bir şey söylemek istiyor sürekli. Tabii. Çok önemli bu ve hemen Aziz Jerome'un arkasında bazı notlar görüyoruz. Bir makas var ve tesbih. Evet. Ne diyoruz? Tabii şöyle bir Aziz'in kullandığı bir takım dini malzemeler var. Yani tesbih gibi. Hı. Mesela tesbih dediğimde benim aklıma hep sabır. Yani sabır, evet, ve tekrar. Hani nasıl sükut. Bir şekilde tekrarlayarak, yaparak, yine yapıp etmeyle hayatı devam ettirme çabası. Aynı zamanda notlar var. Şimdi Aziz Jerome bir şey gibi düşünün. Yani ciddi bir çeviriler, yani Latince'ye çeviriyor İncil'i. Ve gerçekten çok yazan, çalışan biri. Ve orada da arkada da kağıtlarını, makaslarını görüyoruz. Şöyle de, yani ben onu tamamen ben yorumluyorum böyle. Bu Dürer'in, Aziz Jerome'un çalışma odasına kendi kattığı, kendi yazmaları da olabilir. Yani çok daha yakından görebilsek orada başka şeyler de okuyabiliriz gibi düşünüyorum. Yani bu kadar küçük bir gravürde bu kadar detay yapıyor olması da bence çok şaşırtıcı. Çok. Peki o zaman dolaşalım odanın içerisinde. Şimdi şöyle, mesela kitapları görüyoruz orada sol tarafta. Yani kitapların duruş şekli de çok ilginç. Hani biz bir kütüphane yok burada. Evet. Ama nasıl diyeyim, o da bir yazı gibi birbirlerine destekler şekilde duruyor. Yandaki yastıklar da aslında biri gelmiş mi, biraz önce Aziz Jerome orada oturmuş mu? Yani bir an öncesi ve an sonrası gibi işte bir takım buluntular diyeyim. Yani bırakmalar, bir şey gibi. Ya şimdi bugünlerde bir de çok ilginç. Özellikle de bu çalışmayı seçerken şey düşündüm. Çalışma odası. Hepimiz bir odalara kapandık. Yani biz dışarıdan nasıl görünüyoruz? Hani biz bugün bunu, yani biz de kendimiz akademik olarak ya da sanatçı olarak bir takım araştırmalara, dalmalara, yani düşüncelere dalıyoruz. Evet. Ve gerçekten de beni kendim de üretirken etrafta olanlar ve o yan yana gelmeler çok ilgimi çekiyor. Yani şimdi o iki yastığın arasındaki mesafe dahi o kadar önemli ki. Yani orada bir boşluk var ve oradaki boşluk da düşündürüyor bizi. Belki, tabii o da resmin parçası. Evet, belki iki kişi anlatmaya çalışıyor. Belki de evet, ben bir izleyici olarak merdivenden diyelim çıkıyorum oraya doğru ve oraya gidip oturacağım. Belki de gidiyorum, son kez arkamı döndüm. Aziz Jerome'a baktım. Evet. Yani tabii şimdi buradaki bütün nesneler ustaca oraya konuş, ama bir yandan da bir plastik değerler açısından, örneğin ben oradaki şapka gibi görünen şeyi sormadan geçemeyeceğim. Yani o birazcık o resmin gereği olarak mı konmuştur sence, ya da o şapka mıdır bir kere? Valla ben şöyle, ben öyle görüyorum diyeyim. Biraz böyle keşişlerin taktığı şapkalara benziyor. Yani aslında dışarı çıkıp gelen birinin arkasına taktığı bir şey gibi gözüküyor, ama şimdi form olarak baktığımızda yukarıdaki kabak dediğimiz o yuvarlak formla da aslında arasında bir paslaşma var. Tabii. Bir konuşma var. Onu demek istedim. Gerçekten hepsi de çok bilinçli bir şekilde ve plastik değerler açısından düşünülerek konmuş gibiler. Tabii ki. Yani şöyle, aslında buradan hani tekrar kitap sanatına, kitap içinde olan bir sanata, matbaaya, yazıya gidersek, bence resmin zaten yazıyla çok ilgisi var. Yazmakla, anlatmakla çok ilgisi var. Yani Dürer burada dediğiniz gibi her objeyle aslında hikayesini tamamlıyor yavaş yavaş. Ve bunların evet sembolik bir takım, belki benim uzak olduğum bir kültür olduğu için tanımlayamayacağım bir sürü şey var. Ama ayrıca tabii ki formel olarak da var. Mesela kum saatini en arkaya koyması ve en çok ışığın, yani oradaki arkadan gelmesi. Yani aydınlanmanın, belki aydınlanma çağının, aydınlanmanın nereden geleceği üzerine bir fikir. Yani bunların hepsinin hem formlar olarak tercihi var, hem de kavramlar olarak, içerik olarak bir tercih görünüyor. Bence de çok doğru söylüyorsun. Yani bu resim neredeyse böyle romansı bir resim. Resmi roman gibi okumaya başladı. Aynen. Peki Yasemin, başında söylemiştin, çoğaltılıyor demiştin. Sence bu kaç tane basılmıştır? Yani bakırsa bunun altındaki malzeme. Şöyle, sayısını tam bilemiyorum, ama bakır ahşaba göre çok daha çabuk yıpranan bir materyal. Baskı yapıldıkça bir süre sonra çizgiler düzleşmeye, çünkü presyondan geçiyor, bir pres aletinden geçiyor, düzleşmeye başlıyor. Çok fazla alamıyorsunuz. Ama çok ilginç bir şey. Şimdi özellikle baskı resimde, yani gravürde sanatçı yapıyor. Bir de baskıyı başka biri alabiliyor. Ya da baskıyı alan başka atölyeler olabiliyor. Kimi sanatçıların baskılarını, şimdi baskıların altında hem ismi yazıyor, hem de baskıyı alanın ismi yazıyor. Şimdi orada da çok ilginç bir... şöyle, aslında zanaatle de birlikte düşüneceğimiz, sanatla zanaatin yan yana gittiği, uygulayıcıyla düşünürün yan yana gittiği çok değişik bir teknik, baskı tekniği. Yasemin, bu gravürü kiliseye gelenler için dağıtmak için mi yaptı yoksa bir kitap için mi yaptı? Bu konuda bir bilgimiz var mı? Şöyle, bu konuda çok net bir bilgim yok ama bence bu gravürü tamamen Dürer'in kendi ihtiyaçla, kendi anlatmak istediği şey üzerine. Ama tabii ki yani gravür teknik olarak kişilere, yani izleyicilere, halka bir takım mesajları görsel olarak vermek için çok kullanılmış bir teknik. Hele de bu baskı çoğaltma meselesine de girdiğimiz zaman. Aslında bir yerde şöyle diyeyim, çok demokratik de bir teknik. Yani bir sürü farklı insana ulaşabiliyor. Şimdi biz bugün baktığımızda bunu tabii ki Dürer çok önemli sanatçı ve çok özel bir iş. Bunların edisyonları olabiliyor gravürlerin. Ama alınabilirliğine baktığımız zaman aslında gravürler daha alınabilirdir. Evet. Edisyonları vardır, daha ulaşımı kolaydır. Daha ya da kitaplara ucuz mu? Onu tabii, mu demek istiyorsun? Daha ucuzdur. Evet. Yani sanat piyasası üzerine tabii, düşündüğümüz zaman ve göre ulaşım daha kolaydır. Yani kişilerin, yani imkanı olanların ya da aynı zamanda kitaba girdiği için, bu bir baskı sanatı da olduğu için zaten yerini bulan bir şey. Yani evet, ulaşımı şöyle bir haberci gibi, yani resim sanatının o büyük, daha zenginlere, daha soylulara ait tarafını aslında çok daha yeryüzüne ve halka getiren bir teknikte. Yani o yüzden demokratik dedim. Yani çoğaltılması açısından da. Sevgili Yasemin, bu program başladığından bugüne hep bir şekilde bir Dürer'le yollarımız buluşur ve Dürer'i çok konuşuruz ama bugün bence çok önemli bir program yaptık. Dürer'in gravürünü konuştuk. Hı hı. Şimdi geri kalan zamanımızda birazcık da seninle ilgili konuşmak istiyorum. Bir kere Mimar Sinan Üniversitesi'ndesin. Bu arada sergiler yapıyor musun? Neler yapıyorsun? Onları duymak isterim. Çok teşekkürler. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyim. Resim bölümünde 20 senedir, yaklaşık 20 sene oldu. Orada hocayım. Ben ne yapıyorum? Şimdi bu bir zanaattan bahsettim konuşurken. Sanattan, zanaattan, yapıp etmeden. Ben şimdilerde tabii bu yaşta geçmişe bakınca hep bu bir yapıp etmeyle bir zanaat ve sanat arasındaki o çizgide nasıl teknikler kullanabilirim üzerine çok yolculuk yapan biriyim. Hmm. Benim için malzeme çok değerli. Gravür atölyesinde gravür yapmayı da tabii çok seviyorum. Ben de öğrencilerimizin yanında muhakkak yeni teknikler denerim, bir şekilde üzerine düşünürüm. Aynı zamanda bir süredir yaklaşık 2014 senesinden beri geleneksel sanatlarda kağıt sanatıyla ilgileniyorum. Biraz açalım onu. Tabii. Emel Ogan çok sevdiğim bir hocam. Ondan ders almaya başladım. Sağ olsun beni kabul etti. Şöyle de anlatayım. Şimdi ben resim eğitimi aldım. Hep elim farklı, el terbiyem farklı. Hoca beni derse kabul eder. Kağıt sanatı, Osmanlı kağıt kesme sanatı. Oyma diyeyim. Yine oymacılık aslında. Müthiş. Bağlarsam. Hoca böyle bir şüphelendi, ya dedi bu sabır, elin başka, hani terbiyen. Ben kendisini sağ olsun ikna edebildim ama gerçekten şimdi el terbiyesi çok ilginç bir şey. Yıllarca bir şey yapıyorsunuz ama geleneksel sanatlara geçtiğiniz anda başka bir dikkat, başka bir sabır, yani başka bir yolculuk var. Ve gerçekten bir süre hoca bana çok ince fırçalarla mürekkeple ince çizgiler çizdirdi. Küçük küçük. Ve onları böyle alıyordu kırmızı bir kalemle, küçücükken burası olmuş, burası olmuş ve şey gibi, yani ben ne zaman kesmeye geçeceğim derken ilk önce eli terbiye etmek. O elin bir hafızası vardır derler. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü onu dönüştürmeye çalışmak çok ilginç de bir şey. Evet. Aynı zamanda şey de üzerine, şu anda SALT'ta bir çalışma grubu yürütüyoruz. Yıllardır ben bir yönetmen, çok sevdiğim dostum Emre Koyuncuoğlu ile birlikte sahnede, onunla birlikte çalışıyorum. Sahnede düzenlemeler yapıyorum, kostümü yapıyorum. Onunla birlikte geleneksel sanatlar, sahne sanatları ve bugünü nasıl konuşabiliriz üzerine bir çalışma grubu yapıyoruz. Hemhal olduğum şeyler böyle. Ne güzel. Çok üretiyorsun. Hem öğretiyorsun, hem üretiyorsun, hem de bir yandan öğrencisin. Evet. Öyle değil mi? O zaten... Bu ne kadar değerli bir şey. Evet. Sevgili Yasemin, çok teşekkür ederim bu programa geldin. Harika anlattın Dürer'i. Sonra yaptığın işleri çok güzel anlattın. Mutlaka bir sergi olursa geleceğiz. Ben çok merak ettim doğrusu. Çok sağ olun. Tekrar bir başka programda bir başka ressamın başyapıtını konuşalım isterim. Ne dersin? Teşekkür ederim. Sevinirim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bugünkü programda Albrecht Dürer'in Aziz Jerome'un Çalışma Odası gravürünü akademisyen ressam Yasemin Nur Erkalır'la konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın başyapıtını kiminle konuşacağız. O güne değin hoşça kalın.